Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Yine bir mağduriyet yaratan hisselerden olan İhlas Haber Ajansı hisse analiziyle karşınızdayız. Daha sonra da Kızılbük Gayri Yatırım Ortaklığı'nın bir değerlendirmesine bakacağız. Şimdi teknik açıdan arkadaşlar 2022 yılında halka arz olan hisse teknik açıdan güçlü bir trendle birlikte zirve bölgesi olan fiyatlama 74 liralara kadar gelen hisse klasik olarak yine burada bir yıkım yaşıyor ve yıkım sonrasında müthiş bir düşüşle 15 liralara kadar geri çekildiğini görüyoruz. Tabi değer anlamında hisse fiyatlaması buraya bu kadar değerlendikten sonra buralardan alıp şu hareketi yaşayan insanlar büyük mağduriyet içerisinde maalesef. Teknik açıdan hisse fiyatlaması 13'lere kadar geldiğini görüyoruz. Bu noktada teknik anlamda değerlendirme yapabileceğimiz tek kriter bana göre Fibonacci geri çekilme seviyelerinin destek verdiği noktalar olacaktır hisse fiyatlaması için. Bu noktada da hissenin klasik olarak düzeltme seviyesi olan Fibonacci seviyelerinde 0.38'in altına sarktığını, 17'lerin altında kaldığı sürece de 10.75 seviyesine doğru geri çekilmeye devam etme riski bulunduğunu söyleyebiliriz. Şu an için teknik açıdan verdiği tepkiyle birlikte ise bu bölgeyi yukarıya doğru alabilirse üst bölgede 17.03, 22.38 dirençlerini kırıp kıramayacağını takip ediyor olmak gerekecek. Alt bölgede ise 10.75'e inmeden önce teknik açıdan bir dip oluşturduğu alan var şurada. Bu dibi koruyabilirse, 12.65 seviyesini koruyabilirse burada bir zemin çalışması yapma ihtimalini konuşur. Ona göre hareket ederiz. Hani trend anlamında korkunç bir trend süren hisse fiyatlaması yaklaşık olarak 30 katlık bir getiri elde ettirdikten sonra haliyle böyle bir yıkım ile karşılaşılması gayet doğaldır arkadaşlar. Maalesef geçtiğimiz dönemde 4-5 milyon civarında yeni küçük yatırımcı borsaya giriş yaptığı için bu tür hareketlerde büyük mağduriyetler oluşması kaçınılmaz oluyor. Üzücü ama borsanın da gerçeği bu maalesef. Bu tür yan tahta diye tabir ettiğimiz küçük ölçekli patron hisselerinde zirve fiyat oluştuktan sonra büyük blok satışlarla birlikte hisse fiyatlamaları sert bir şekilde aşağı çekiliyor ve bu bölgede uzunca bir süre düşük fiyatlardan fiyatlamaya devam ediyor. Bunun bir diğer örneği mesela Cante, Penta gibi hisseler de aynı mağduriyet oluştu. Bunları da aylardır takip ediyoruz. Dip bölgelerindeki oluşumlarına sürekli video analizleriyle destek olmaya çalışıyoruz buradaki mağduriyet yaşayan insanlara. Bu noktada da hisse fiyatlamasında değer anlamında klasik olarak M ortalamalarımızda bir bakmaya kalktığımızda ilk etapta en azından 3 günlük bir ortalama üzerinde haftalık kapanış gelmesi gerekiyor ki bu noktada 15.73 direnci, 15.71 kapanışı fena bir kapanış olmamış. Yine haftalık periyotta yine baktığımızda RSI'nin 35'li rakamlara, 30'lu rakamlara oturduğunu, bir ikili dip görüntüsü verdiğini görüyoruz. En azından aşırı satım bölgesine geçmeden bir yatay bölge oluşturma çabasında olduğunu görüyoruz. Senin yaklaşık bir aydır tepki üretmeye çalıştığını görüyoruz. Bu tepkisel hareketin devamında teknik açıdan 18'li rakamların üzerinde bir ivmelenme görmemiz gerekiyor. Yine günlük periyota şöyle dönecek olduğumuzda ise EMA 21 ile mücadele eden hissenin üst bölgede günlük EMA 55 seviyesi olan 17.97'nin üzerine çıkıp çıkamayacağı çok önemli. Teknik açıdan burada hisse fiyatlaması arkadaşlar bir ikili dibe tekrar kalkışabilir. Yani klasik olarak şurada bir W hareketine şahit olabiliriz. Tekrar geri çekilme alanı olarak 12.65 desteğini kullanmaya çalışabilir hisse fiyatlaması. Mevcut durumdaki buradaki yatay direnç bölgesini yukarı kaldıramazsa eğer hacimli olarak, ki hacimler de hissede 3 milyon civarında 20 günlük ortalaması bulunan hissenin hacimleri de bakalım günlük ne kadarmış, 1,5 milyonlara yakın bir hacim üretiyor. Bu hacimlerin artması gerekiyor teknik olarak. Ve özellikle
momentum 0'ın üzerine wave trend atmış olsa da RSI'nin 50 seviyesinin üzerine atamadığını görüyoruz. Bu da hissedeki hacimsizliğin verdiği etki olarak söyleyebiliriz teknik açıdan. Dediğim gibi üst bölgeye daha önce yapmış olduğu RSI 50 üzerinde ve günlük MA55 üzerine atma çabasının boşa çıktığını görüyoruz ve buradan sert bir düşüşte tekrar bu alanı bir test etme çabası içerisine girmiş ama hacimler burayı desteklemediğini görüyoruz arkadaşlar. Ortalama hacimler fiyatı destekleyecek şekilde yukarı yönlü ittirmeye yetmiyor. Bu da hissede klasik bir baskı alanı oluşturuyor ki bu noktada hani yakın destek amaçlı hissede değerlendirme için şöyle ekranı büyüttüğümüzde alt bölgede hemen bir önceki dip seviyesi olarak şuradaki noktayı dikkat etmek lazım. 15 lirada klasik bir yatay destek alanı var. Burayı umarım destek olarak kullanır ve bu desteği kırmadan, aşağı doğru kırmadan daha doğrusu yukarı yönlü bir tepki üretebilir diye ümit etmek istiyorum teknik açıdan. Yine hisse fiyatlamasının teknik olarak baktığımızda yıllık pivot değeri olan 27.33'ün altında kaldığını görüyoruz. Hemen bu noktada aylık pivot değerinin kaça tekabül ettiğini görmek için pivot zamanlamamızı değiştirdiğimizde eğer hisse fiyatlaması 18 fiyatlamasının üzerine geçebilirse aylıkta daha verimli bir hareket alanı oluşturma ve zemin oluşturma ihtimali olacak ama Kasım ayının da sonuna geldiğimiz için hissede baktığımızda Kasım ayı ortalaması da zaten 16-17 civarlarına doğru geri çekileceğini düşünüyorum aylık pivot değerinin. Aralık ayı itibariyle pivot değeri daha aşağı geleceği için hissenin burayı destek yapma ihtimalinin daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Yani kısaca baktığımızda hissede yakın destek seviyesi olarak 15 lirayı baz alabiliriz. Altındaki kırılımlarda 12.65 var. Üste şu an için baktığımızda 18 direnci gözüküyor büyük direnç olarak. Yukarı yönlü potansiyelini devam ettirebilmesi için kritik direnç noktası. 17.97'de de MA55 seviyemiz var. Yine 18 lira aşağı yukarı kritik karar bölgesi olarak şu an için gözüktüğünü söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi hemen diğer hissemiz olan Kızılbük gayrimenkul yatırıma bakalım. Onda da arkadaşlar biliyorsunuz zaman zaman onu da paylaşıyoruz. Büyük bir üçgen oluşturmuştu. Bakın arkadaşlar bunda da aynı sert bir düşüş sonrasında bir üçgen formasyonu oluşturduğunu görüyoruz. Bu üçgenin dip noktasından vermiş olduğu tepkiyle 16'lardan 18'lere doğru bir iğmelenme gelse de aylık pivot değeri üzerinde kapanışlar yapamadığını görüyoruz ama EMA ortalamaları artık birbirine oldukça yaklaştı. Hisse bu noktada hacimsel güç maalesef bulamadı. RSI 50 denemesi başarısız oldu. Yine wave trendin 0 attığı üzerine atıp tutunamadığını görüyoruz. Burada gelen kar satışları diyeceğim artık. Aylık pivot değeri üzerindeki direnç bölgeleri MA55 ve MA89 direnci kırılamayınca tekrar bir alt bölgeye geri dönüş sinyali ürettiğini söyleyebiliriz. Bu noktada ise fiyatlaması teknik açıdan daha kısa periyotlardaki ortalamaları baz alacağız. Aylık pivot değeri olan 18.79 altında kaldığı sürece ise fiyatlaması yine bir alt destek bölgesi olarak gördüğümüz 16.48 hattı ve 17 hattı kritik destek bölgesi olarak takip edilmesi gereken hatlar olacaktır. Yani düşen kırılımı gerçekleşmesi için güçlü hacimlerle birlikte bu üçgeni yukarı kırması için daha kuvvetli ve belirgin hacimler gerekiyor. Maalesef bu da hissede çok mümkün olamıyor. Ortalaması 3 milyon civarında olan hacimler maalesef ara sıra geçilse de satış anlamında hacimsel güçlü satışlarla karşılaşılıyor ise bu da maalesef hisseyi baskı altında tutmaya devam ediyor. Şu an için mevcut üçgen içerisindeki hareketlerini koruduğunu görüyoruz. Tekniğin güçlü şekilde çalışıp yukarı yönlü bir alamet üretmesi için arkadaşlar bana göre 22 liraların üzerinde bu hisseyi görmemiz lazım ki yukarı doğru güçlü şekilde bir tepkiyi trende dönüştürebilecek bir pozisyon oluşturabilsin. Onun dışında şu anki mevcut durumunu koruyor olması bile hisse için bir başarıdır diye söyleyebilirim. Zira 16.40'lı hatları koruduğu sürece en azından burada yatayda takılıp daha aşağı düşmemesi bile marifet diye nitelendiriyorum ben. Maalesef görüntü bu şekilde arkadaşlar gördüğüm kadarıyla. Umarım daha güzel grafiklerini anlatacağımız
günler çabucak gelir ve yatırımcılarını mutlu eden hareketlerine hep beraber şahit oluruz. Evet arkadaşlar, videomuzu beğenerek, paylaşarak daha fazla arkadaşa ulaşmasına vesile olabilirsiniz. Kanalımıza üye olarak bize destek verirseniz seviniriz. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Önümüzdeki hafta içinde bol kazançlı günler diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.